Böyle bir sorunu çözmek için bir maliyet gerekiyor. Nedir? Bir hesap yaptınız mı hiç ki hocalarım, siz bir araya geldiğinizde, ya bu böyle bir maliyet ve herkes size bu yüklenir gibi. Şey yapıldı mı? Çok mu Türkiye ekonomik boyutunda soru mı? oldu? Yoksa tüm globalde bunların bir... Vallahi elinizden hangi veri verse onu Yani paylaşalım. şöyle tabii, şimdi ben burada bir rakam versem daha sonra hocam demiştiniz ki 3 trilyon dolar geçti. Ki derim. Ki derim. O yüzden ben onu söylemeyeyim. Şöyle ki bir defa bu iklim krizine bağlı olarak ekonomik yapı tamamen değişecek. O çok net. Çünkü görüyoruz işte yaşanan bu fırtınalar, orman yangınları gibi ekonomik aktiviteyi etkileyen bir sürü faktör var ve bunun ciddi bir maliyeti var. Bunun üzerine hava kirliliği, sağlık etkisi, işte diğer çevreye etki gibi bütün boyutları var. Bunlar mutlaka hesaplanacak ve şunu da hemen söyleyeyim. Biz SMI olarak burada partnerlerimizle beraber bu tür çalışmalar da yapıyor olacağız. Peki. Yani ekonomistlerle beraber bunun Türkiye maliyeti nedir? Biz bir lojistik sektöründe last mile problemini çözdüğümüz zaman getireceği çevreye katkı Evet. nedir? Ekonomik katkı nedir? Avrupa Birliği'nin yeni ortaya koyduğu bu Green Deal kapsamındaki karbon taksi ne kadar azaltır gibi işin Yapacağız. ekonomik Peki. boyutunda çalışıyor Bir olacağız. cümle Bekir hocama bırakacağım, bir cümle Emre hocama bırakacağım ve kapatacağım. Buyurun hocam. Alper hocamın aldığı yerden devam edip bir cümleyle. Ben burada tekrar şeyi vurgulamak istiyorum. Yani bu yeni yollar yapmaktır, yeni kapasiteyi arttırmaktır. Yani bu artık bir yere kadar, değil mi? Yani görüyoruz ki yapıyoruz, yapıyoruz ama hiçbir şey değişmiyor. Araç sayısı artıyor, yine o 10 sene önceki duruma geri dönüyoruz. Bu noktada artık bazı şeyleri daha etkin kullanmamız, elimizde olanı daha etkin kullanmamız gerekiyor. Bu car sharing'ler mesela çok iyi bir örnek. Elimizde bir araba var, arabayı başka kişiler kullanıyor aynı zamanda. Veya carpool dediğimiz, aynı anda iş yerine giderken birkaç kişiyle birlikte gitme. Bunların aplikasyonu yapılıyor mesela bunlar. Evet. Çok önemli şeyler. Demek istediğim, ya kapasiteyi daha etkin kullanmamız ve artık Zorluyor. kişisel araç kullanımından yavaş yavaş daha sürdürülebilir modlara geçmemiz gerekiyor. Emre hocam. Ben de aslında burada özellikle yeni neslin biraz daha bu konuda duyarlı olduğunu da düşünerek, yani burada bir fırsat var ve hani tabii ben teknoloji ayağından sürekli bahsettim. Teknoloji burada bunu gözlemleme, ölçümleme ve tepki üretme şansı veriyor bize. Ve bunları aslında hani bu tip platformlar yardımıyla insanlara aydınlatma, bilinçlendirme konusunda kullanırsak, hani yeni neslin özellikle hani burada daha fazla tercihlerini işte bizim burada da sunmaya çalıştığımız gibi toplu taşıma ve çevreye daha az etki yaratacak modlarla veya çözümlerle hani bir anlamda kullanabileceğini ve işte hayatını buna göre şekillendirebileceğini hani bekliyoruz diyebilirim.